Mutlu günler sevgili sporseverler. Bugün Şehzadeler grubu tribün lideri Hikmet Şimşek'le birlikteyiz. Yeni sezon öncesi saygıdeğer tribün liderimizin son gelişmelerle ilgili güzel bir röportajı bugün gerçekleştireceğiz. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz Hikmet Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Samsunspor'u zorlu bir sezon bekliyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ne yazık ki Samsunspor'un transfer tahtası kapalı. Buna rağmen taraftar müthiş derecede takımına her zamanki gibi inanıp güveniyor. Geçtiğimiz sezonda zaten Şehzadeler grubu yine üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Yeni sezonla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ne tür faaliyetleriniz olacak? Öncelikle herkese buradan saygılar, selamlar gönderiyorum. Yine her zamanki gibi transfer tahtamız kapalı. Geçen sene de kapalıydı. Çok Samsun taraftarı olsun, Samsun halkı olsun statta yerimizi aldık ve takımımızın 12. adam görevini çok üstün başarılarla yaptık. Evimizde resmen aslan kesildik. Deplasmanlarda 17 maçta bir galibiyet, iki beraberlik aldık. Ama evimizde çok iyi puan topladık. Yine her zamanki gibi Samsun halkı, Samsun taraftarı takımına sahip çıkacak. Geçen sene aldığımız başarıyı bu sene yine taraftar gücüyle beraber evimizde aynı şekilde almayı hedefliyoruz. Alacağız. Takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen sezon Samsunspor camiası gerek taraftar, gerek futbolcular, gerek teknik heyet olarak Süper Lig'e damga vurdu. Bu yeni sezonda da yine aynı şeyleri bir beklenti içerisinde misiniz? Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece bizim bizim transfer tahtamız kapalı değil. Diğer takımların da transfer tahtaları kapalı. Yani yine bunların içinde belki maliyet olarak hani maddi olarak en sağlam kulüplerden biriyiz. Niye derseniz. Çünkü başımızda Yüksel Yıldırım Bey var. O da güçlü biri. Biliyorsunuz şu ana kadar mesela onun yönettiği dönemden beri bir tane topçunun alacağı yok. Herkes tıkır tıkır paralarını alıyor. Aslında transfer tahtamız açık olsa belki birinci olma hedefimiz bile olabilir. Ama Allah büyüktür. İnşallah topçusu, hocası, malzemecisi, taraftarı, başkanı, yöneticisi hep beraber kenetlenip bu sene, geçen sene yakaladığımız başarıyı inşallah bu sene de yakalayacağız. Şehzadeler grubu yeni sezonda da yine kale arkası alt tribünde yer alacaklar galiba. Neden alt tribünü? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz eski statta şehir tarafında bizim kale arkası bizimdi. Burada da biz orada da deplasman tribünün yanındaydık. Burada da deplasman tribünün altındayız. Yukarıda olmamızın sebebi deplasmandan gelen seyircilere yakın olduğumuz zaman çok ceza alıyoruz. Ayrıca ister istemez kulüp de ceza alıyor. Kulüp de ceza alıyor. Ya ister istemez hem kitlesel olarak hem de kulübe cezaya sokuyoruz. Maddi olarak. Ondan dolayı alt tarafı tercih ediyoruz. Altta olmamızda şöyle bir şey duydum, bilmiyorum tam şeyle. Bir tane bir firma ile anlaşmışlar. Bütün statlar da her tarafta cam mekanla kapalı önümüz. Evet. Bizde de herhalde kapatacaklar. İnşallah öyle bir şey olur. Çünkü bizim üstümüz açık. Adam yukarıdan bizim kafamıza her şeyi atabiliyor. Tabii. Adamın kafamıza torpil, bozuk para. Her şeyi atabiliyor. Onu da kapatırlarsa o sıkıntıdan da kurtulacağız. Peki son olarak sezonun ilk maçı 19 Mayıs Stadyumunda Beşiktaş ile oynayacağız. Bu maç öncesi de neler söylemek istersiniz? Özel bir organizasyonunuz olacak mı Şehzadeler grubu olarak? Her zamanki gibi yine toplanıyoruz. Biz şimdi Şehzadeler taraftarlar grubu olarak bizim içimizde olan çok değerli aileler var diyeyim. Aileler derken aile platformuyla karıştırmayalım. Yani bizim içimizde üniversiteli Samsunsporlar var. Kardeşlerimiz var. Çarşamba'dan gelen kardeşlerimiz var. Terme'den gelen kardeşlerimiz var. Yani Şehzadeler taraftarlar grubu sadece ismi olarak Şehzadeler olabilir ama içimizde çok güzel kitleler var. Ya yani Tekkiköy'den gelenler var, Canik'ten gelenler var. Hep bunların birleşimiyle biz Şehzadeler taraftarlar grubu olarak
bir araya geliyoruz. Çok şöyle bir şey söyleyeyim, yani bizim Şehzadeleri Taraftar Grubu olarak yaptığımız görsellikler var yani. İşte pankartlar olsun, pankartlar olsun, her şey olsun. Geçen sene de son maçta yine güzel bir görüntü yapmıştık. Dünya basınına düşmüştü. Yine kardeşlerimizin emekleriyle, bizim desteklerimizle güzel şeyler yapacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Geçen sene bu ligde 11-12 yıl aradan sonra çıktık. Bu ligde seyirciydik belki de. Ama şimdi bu ligin sahibi olduk. Öğrendik. Şimdi bu saatten sonra da sahibi gibi davranacağız. Karografilerle, margografilerle Türkiye'ye bir damga vuracağız. Peki son bir sorun daha olacak Hikmet Bey. Samsunspor'un küme düşmesiyle ilgili bir endişeniz, korkunuz var mı? Kesinlikle. Öyle hiçbir korkum yok. Sonuçta geçen seneki kadro aynı şekilde elimizde yani. Giden bazı arkadaşlar var. Onlara da teşekkür ederiz. Sonuçta bu armayı, bu formayı tellettiler. Emekleri büyüktür. Ama ben kesinlikle düşmeyi ağzımıza almak istemiyorum. Yani bir atlıya istemiyoruz. Olmaz da yani. Peki son olarak eklemek istediğiniz buradan Samsunspor taraftarlarına bir çağrınız var mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yine tabii transfer tahtası kapalı olduğu zaman insanlar yine sosyal medyadan işte yazmaya başlıyorlar. Geçen sene de çok yazdılar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Samsunspor taraftar olarak Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın her türlü, her şekilde arkasındayız. Çok şeyler gördük biz. Bak bugün Süper Lig'deyiz. İnşallah birbirimize kenetlenerek bu ligde kalacağız. Benim insanlardan nazikane fikrim, yani bu sosyal medyada yazıp tutmakla işte takıma sırt dönmekle Samsunsporluk olunmuyor. Ne kadar kızarsan kız, geleceksin sırada takımını destekleyeceksin. Emek sahibi olacaksın. Sosyal medyadan emek sahibi olunmuyor. Yazı yazmakla bir şeye katkı sağlanmaz. Armaya sahip çıkacaksın. Armaya sahip çıkacaksın. Başkanı sevmeyen olabilir. Saygı duyarım. Beni de sevmeyen olabilir. Saygı duyarım. Ama bizim sevgimizle bir alakası yok. Bu yürekten sevgi. Biz ne bak, ne kadar kızarsak kızalım, edersek edelim, hiçbir zaman Samsunspor'un yanından bir dakika ayrılayım gibi bir şeyimiz yok. Seviyoruz çünkü. Yani sosyal medyadan yazmak, çizmek bence bir Samsunspor'la yakışmaz. Ya bunları da buradan kınamıyorum, yanlış anlamasınlar. Ama gelsinler takımına, destek çıksınlar. Onlara daha çok ihtiyacımız var. Biz boşuna demiyoruz. Rahmet.